Bağlı ayıkası sayfa 257. Mektup 210. Hulusi Bey yazılmıştır. Bediüzzaman Hazretlerinin Hulusi Ağabey'e yazmış olduğu mektup. Bismihi Subhanehu. Sual: İmamı Gazali'nin neşe-i uhra, neşe-i ulaya bütün bütün muhaliftir demesinin sebebi. Bu soru sorulmuş. İmamı Gazali neşe-i uhra, neşe-i uhra, neşe-i ula ya bütün bütün muhaliftir. Ne demek Neşeyi Neşeyi Uhra ve Neşeyi Ula. Uhra ahir, sonradan yaratılış. Ula ilk yaratılış. Bütün bütün muhaliftir demesinin sebebi. Eğer cevap Hüccetül İslam İmamı Gazali'nin Neşeyi Uhra Neşeyi Ula'ya bütün bütün muhaliftir demesi mahiyet ve cinsiyet itibariyle değildir yani mahiyet ve cinsiyet itibariyle farklı olmayacak diyor. Çünkü hüvellezi yaptaul halka thumme yu'iduhu yuhil arda bade mevtiha ve kezalike tuhrecun ayeti. Halkı önce yaratan sonra iade edecek odur. Rum suresinin 27. ayeti. Ve ölümden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz de kabildenizden böyle çıkarılacaksınız. Bu da Rum suresinin 19. ayeti. Birisi 27, birisi 19. ayette ifade edilen manalara göre bu ayetlerin sarahatine muhalif olur. Yani Cenab-ı Hak diyor nasıl ilk yarattıysa o şekilde tekrardan diriltecektir. İmam-ı Gazali'nin söylemiş olduğu mana bu mana değil diyor. Sarahate muhalif olur çünkü. Ayetin sarahatını açık ifadesine muhalif, muhalif olur. O muhalefet keyfiyet ve suret itibariyledir hem de umur uhrevinin mertebece fevkalade yüksek olmasına işarettir. Yani oradaki alemi ahiretteki yaratılış keyfiyet itibariyle ve suret itibariyle farklı olacak. Yani mesela yüksek ihtimal bedenlerimiz bu bedenler gibi olmayacak. Mesela zaten sen bu bedenle cehennem ateşine dayanamazsın. Cehennem azabına dayanamazsın. Yalnız yani nasıl dayanacaksın? Mesela diyor ki içinizden diyor birinin dişi Uhud daha kadar olacak diyor. Cehennemde içinizden birisinin dişi Uhud daha kadar olacak diyor. Değil mi? Dirusu <laughs> ehadukum minnali Uhud. Mektubatta geçen bir şey bu. Hadis-i şerif. Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatların bulunmuş olduğu bir mecliste Resul-i Ekrem Vesselam'ın içinizden birinin dişi cehennemde Uhud daha kadar olacaktır diyerekten dinden döndüğü, döneceğini ifade ettiği mucize. Çok önemli bir mucize oldu. Çok dikkatli okumak lazım. O endişeyi taşımamız lazım. Ebu Hureyre diyor ki ben korktum o adam ben olmayayım diyor yani. Evet. Şimdi dişi Uhud daha kadar olan da bu bir temsil, teşbih ama belki o teşbih içerisinde ne demek istiyor manasıyla baktığımız zaman mesela dişi Uhud daha kadar olanın ağzı ne kadar olur? Ağzı o kadar olanın kafası ne kadar olur? Kafası o kadar olanın vücudu ne kadar olur yani? O yüzden farklı bir keyfiyette yaratılış olacak. ve hatta mesela cennette de ne diyor? E, Tasviye ameliyatına gireceğiz. İnşallah girersek cennete hemen gireceğiz diye nefis kendini atıyor içeri. yani böyle bir operasyon yapacaklar üzerimizde. Yani bu da neyin? Keyfiyetin farklılığını gösteriyor. Hem de Gazali'nin haşlı cismani ile beraber haşr-ı ruhaninin dahi vuku bulmasına bazı ehli batına taklit ve mümaşat cihetiyle bir işaretidir. Bazı kişilerin haşr-ı ruhani olacak, cismani olmayacak şeklindeki bazı tevillerine karşı buna mümaşat etmiş, ona ondan sonra itiraz etmiş, onun işareti olabilir diyor. Mesela bunu unutmayacağız bakın biz alem-i ahirette cismani bir haşir var. İslam dininde cismani bir haşir vardır. Sair dinlerde ruhanidir. Tarif olan dinlerde. Yani şu andaki mesela Hristiyanlıkta vesaire işte ruhu. Hayır İslamiyet'te cismen ve ruhen bir haşir olacak yani. O suali böyle cevaplamış Üstad. İkinci sual. Sadı Taftezan'ın biri hayvani, diğeri insani olmak üzere ruhu ikiye taksim ettikten sonra Mevte maruz yalnız ruhu hayvanidir. Ruhu insani ise mahluk değildir ve onun ile Allah beyninde nispet ve sebep yoktur. Ceset ile kaim olmayıp müstakili bizzattır demesinin sebebi ve izahı. Sadık Taftazani böyle bir şey demiş. Yani insanın ruhunu ikiye ayrılmış. Birisi hayvani, birisi insani ruh ve mevte maruz kalan ruh hayvani ruhtur. Ruhu insani ise mahluk değildir. O yüzden ceset ile kaim değildir, müstakildir diyor. Sadı Tahtazani böyle bir şey söylemiş. Üstad da buna cevap veriyor. Sadı Tahtazani'nin er ruhul insaniyetü leyset mahlukaten demesi kulil ruhu min emri rabbi kul söyle ruh Allah'ın bir em Rabbinin bir emridir. Sırrıyla. Mesela ruha dair çok fazla soru sorulmamış ruhun mahiyeti. Çok zor bir şey çünkü. Ama Sadık Tarzani ruhu ikiye ayrılmış, ayırmış. Şimdi onun cevabını veriyor. Bekay ruh bahsinde beyan edildiği gibi ruhun mahiyeti. Ruh neden oluşur? İçeriği nedir? hayat bir kanunu emir. şuur bir ayneyi ismi hay. Zi cevher bir cilveyi hayatı sermediği olduğundan. Bunlar tabii çok çok zor kelamlar. Bunların birçoğunu maalesef ben de üzerine çalışma yapmış değilim. Yani ne demek? Zi hayat, hayatlı. Zi sahip olmak demek. Zi şuur, şuurlu. Ve ismi haya, masar ve zi cevher, cevher sahibi bir hayatı sermediği olduğundan meculdur. Yani mahluk olmayan bir yönü vardır ruhun bu cihetle. Ama işin teferruatı nedir ben bilmiyorum. Yani ruh konusu çok önemli bir konu, çok ağır bir konu. Ama benim e, kendi dünyamda canlı olan bir konu olmadığı için daha önce hiç böyle araştırma yapmadım. Bu noktada konuşan çok insanlar da görüyorum. Ehil olmayan insanlar çok yorum yapıyorlar. Yok işte cin, ruhun cinsi var mıdır yok mudur vesaire gibi böyle saçma sapan e, yaklaşımlar. Yani kardeşim bir konu hakkında bir şey bilmiyorsan yorum yapmak zorunda değilsin. Değilsin ya. Allah Allah. Cenab-ı Hak bu lisan hakikatlarını öyle bir ağaç gibi yapmış ki bazı meyveler çok yukarıda. Ona göre ehil insanlar lazım. Yani şimdi ben kendi nefsim adına konuşayım. 80 tane tilkili kafamla dolaşıyor. kuyrukları birbirine değdirmeden. Tamam mı? Hayatında bir sürü kayıtlar altındayız. O ciddi bir yoğunlaşma gerektiren bir konudur ruh konusu. E bunu yapamadı, yapamayacak bir insan olarak da ben de böyle yani ruh üzerine çok fazla bir kelam etmeme gerek yok. Bazen bilmiyorum demek de ilimdir yani. E bilmiyorum kardeşim. Mesela ruhu bilmesen ne kaybedersin? Ruhun varlığını kabul et. Ruhun cesetten bağımsız bir varlık olduğunu kabul etse. Ama ruhun mahiyetinin derinlemesine bilmesen ne kaybedersin? Salih. Çok şey kaybetmezsin. Ha şu da var ama. Bu tür meseleler risale Nur içerisinde çok ince remiz olarak ifade edilmiş. Bizi işte farklı kılan noktalar da bunlardır. Bunun üzerine bizim yoğunlaşmamız lazım. Onu da kaçırmamak lazım. Hani bilmesem de ne olur o zaman ilgilenmeyin değil kardeşim. ilgilen. ama üzerine ilgilendikten sonra yap yorumunu veyahut hatta çalışmanı. Ama hiçbir şey yapmamışsın. Açmışsın videoyu işte falan abinin videosundan birkaç kelam duymuşsun. Yazmışsın çizmişsin. Gelip de hakem kesiyorsun. Yani bunu yapma. Çünkü önemli bir konu. Dikkat isteyen bir konu. Fakat Sa'd yani Saad-ı Taftezani makasıt ve şerül makasıtta bütün muhakkiki İslam'ın icmana ve ayat ve ehadisin nususuna muafık olarak o kanunu emir vücudu harici giydirilmiş, sair mahluk gibi mahluk ve hadistir demiştir. Şimdi Sadı Tatlızani ruha mahluk diyecek ama mahluk demesi için ona bir vücudu harici giyilmesi lazım. Cenab-ı Hak da ona sair mahlukat gibi bir libas giydirmiştir. Diyerekten onun mahluk olduğunu söylüyor. Üstad diyor ki Sadın ezeliyeti ruha kail olmadığına bütün asarı şahittir. Yani Saad Taftezan Hazretleri bu noktada diyor ondan sonra kelamının çok da ondan sonra doğru olduğunu anlatmıyor. Böyle anlıyorum ben buradan. Leyset beyneha ve beynallahi nisbetun demesi. Yani Allah beyninde bir nisbet, bir bağ olması ruhla ilgili demesi hulul gibi batıl mezhebin reddine işarettir. Yani hulul var. Ne demek? Cenab-ı Hak ruh vasıtasıyla bazı insanlarda hulul etmiştir. Hulul. Böyle bir batıl mezhep var. Mesela bunun bazı uç versiyonları şeyde de vardır. E, rafizilikte Aleviliğin çok üst segmentleri olarak düşünün. Hazreti Ali'ye Cenab-ı Hakk'ın iz düşümüdür derler. Tabi hepsi değil yani. Hayvanat tabi mesela e, Hristiyanlıkta da Hz. İsa için bu söylenir. O yüzden muhabbet çok önemlidir bak. Muhabbet, istikametli muhabbet çok önemlidir ya. Peygamber sevgisi bile insana helak ediyor işte. Ya. Hayvanatın ruhları da bahidir. Kıyamette yalnız cesetleri fena bulur. Mevt ise fena değil. Belki alakanın kesilmesidir. Vela sebebe demesi. Esbab-ı zahirin tavassutu ve Azrail aleyhisselamın kabz-ı hususundaki münacatı bahsinde denildiği gibi ruhun doğrudan doğruya perdesiz, vasıtasız icat edilmesine işarettir. İstekallet bizatihe demesi. Beka ruh ispatına denildiği gibi ceset ruha dayanır. Evet ayakta kalır. Mesela ceset ruha dayanır. Ceset ruh ile kaindir. Ruh cesetten alındığı zaman ceset ne olur? Kadavra. Bakın cesedin manası ruh iledir. Ruhu aldınız o cesedin manası da kalmıyor. Bir örnek verin bununla ilgili size. mi çok seversin babanı mı? Yani birini fazla sever insan canım. Annemi daha çok seviyorum yani. Benim alemde her zaman böyledir. Nettir yani. Küçük da ben dedim ki fazla seveceksiniz. Üç kere anne bir kere babadır. Ne kıvrıyorsun yani? Çocuk, ufak çocuklar hangisiniz? ikiniz çok seviyor. Bir çok... birini sever insan. anne annemi daha çok sever. Babama da bunu hep söylerim zaten. Babam da bilir yani. Neyse. Çok sevdiğim anneciğim. Evde oturuyor benim karşımda oturur. Çaprazımda oturur. Annenin yüzüne bakmak da ibadettir. Anne oturur orada. Annem ceset orada. içinde ruh var. Ve ben annemle irtibattayım. Annemden ruhu Cenab-ı Hak alsa, ceset kalsa, ne olur? Bir saat orada tutamazsın anne. Değil mi? Mana gitti. Bak, mana gitti. Çok sevdiğin, karşına bakıp ibadet olarak bakmak, ibadet olarak görmüş olduğun valideden ruhunu çektin mi, ruhla beraber valide manası da gider. Anne manası da gider. Bırak bakayım, Hemen telefon açarsın. Gelin alın. Tamam mı? Adam ne yapıyor? Annesi vefat etmiş. Korkuyor. Morga gönder o cesedi. Ya evde durmasın diyor ceset. Ya annen de senin. Seviyordun. Sarılıyordun. Öpüyordun. Değil mi? Ruh gitti mi? Mana gitti. Bak ruh gitti mana gitti. Cesetten ruh çıktı mı mana gider. İnsanda da işte kardeşim. insan kendini ceset olarak tanımladı mı insaniyet manası gider, beşer çöplüğü olur. Tek derdin işkemben, şehvet budur yani. Cisman lezzet. İnsaniyet gitti, beşeriyet kaldı. Mana gitti, mülk kaldı. O da bu dünya hayatında insana ne yapar? Lezzet vermez, keyif vermez. Evet, ruh ise bizatihi kaimdir. Ceset harap olursa daha ziyade serbest olur melek gibi göğe uçar demektir ve batıl bir mezhebin reddine işarettir. Hususi kısmı Haşr'e dair sure-i yorumda Emin ve ayati vemin ayati vemin ayati Haşr'in ayrı ayrı çok kuvvetli bürhanlarını mucizane beyan ederken o ayetlerin ilhamı ile o ayetlere bir tefsir yazmak niyetinde olduğum vakitte bu soruların sorulması latif bir tevafuktur ve ezvacuhum ve evladuhum fıkrasına dua ve münacatında ilave ettiğin dakikada hatırıma geldiniz. Bu nevi duada dahi birinciliği kazandınız. Kalben, kalemen, bir fiil ale kadar olmak şartıyla 24 saatte 100 defa tasavvurca 500 defa manevi kazanç ve duamda hissedar olmaya müstahak olmanızı arzu ettiğim bir vakitte bu sualleriniz beni sizin hesabınıza çok mesul etti ve bir beşaret oldu. Diyor Said Nursi Hulusi abi hakkında.